Merhaba arkadaşlar. Gelen soru özel güvenlik çalışanlarının çalışma saatleri nasıl belirlenir? Projeye göre, kişi sayısına göre belirlenir arkadaşlar. Ben 48 saat görev yerinde bulunduğumu bilirim. Rezil ediyorlar arkadaşlar. Bazı şirket sahipleri parayı da vermiyor. Yani çok değişik insanlarla karşılaştım. Yani bir günde, iki günde bir meslekten nefret etmezsiniz arkadaşlar ama ben özel güvenlik mesleğinden kısa sürede nefret ettim. Çünkü de çalışma koşulları çok kötü. Muhatap olduğun insanlar çok değişik insanlar. Neler neler anlatırım kısa sürede, ne acı tecrübelerim oldu. Özel güvenlik çalışanlarının çalışma saatleri ülkeden ülkeye, işletmelerden işletmelere ve çalışanların pozisyonlarına göre değişiklik gösterilebilir. Bak böyle diyor ama şimdi bizim Türkiye'de de belli saatleri vardır arkadaşlar. Ama yani bunu kime anlatacaksın? İşten çık diyor adam. Ben yasaya göre şöyle hakkım var dediğim zaman herhangi bir, sadece özel güvenlikte değil başka iş yerinde de, o zaman işten çıkacaksın diyor. Tehdit ediliyorum yani işveren tarafından. İşletme ihtiyaçları. İşletmelerin güvenlik ihtiyaçları özel güvenliklerin çalışmalarının çalışma saatlerinin belirlenmesinde en önemli faktördür. Örneğin bir alışveriş merkezi gece saatlerinde daha yüksek bir güvenlik ihtiyacı duyabilir. Bu nedenle özel güvenlik görevlilerin gece vardiyaları yapması gerekebilir. Projeye göre değişiyor arkadaşlar. Kandil gecesiydi, alışverişler Berat'tı, Arefe'ydi pardon, özür dilerim. Sabaha kadar sürdü arkadaşlar. Açık durdu neredeyse 3'e 3.30'a kadar, tıklım tıklım. Canımız çıkıyordu ya. Yani ondan sonra mesai ücretini de yatırmazlardı. Ya içinden de uğraşmak gelmiyor. Gideyim şikayet edeyim sigortaya vesaireye, gerçekten gelmiyor. İnsan nefret ediyor. Allah belanızı versin diyorsunuz bazılarına. Yasal düzenlemeler. Bazı ülkelerde özel güvenlik çalışanlarının çalışma saatleri yasal düzenlemelere tabidir. Bu düzenlemeler özel güvenlik çalışanlarının haftalık çalışma saatlerini, dinlenme sürelerini ve maaşlarını düzenler. Bunu söylediğin zaman o zaman işten çıkacaksın diyor. Ben işten çıkmam, benim hakkım bu. Devlet bana bu hakkı tanımış desen, arkadaşlar o bulunduğunuz iş yerini işveren cehenneme çeviriyor. Küfürler eder, işinizi zorlaştırır, şarj olmayan tesise verir. Neler neler yapıyorlar ya. Ya ben otoparkçılık yaptım. Çok acı tecrübelerim oldu özel güvenlikte. Yani insanlığı olan insanla karşılaşmadım pek diyebilirim. Çok acıydı. Çalışanların tercihleri, yani az saatli yok da çalışmak isterseniz, ben gündüz çalışabileceğim özel güvenlik işini zor buldum. Çünkü özel güvenlikler hep gündüz çalışmak istiyor. Hep başvurduğunuzda gece gelir. Görüşürüz, hoşça kalın.